Ha. Istıran balıklar var burada. Selam millet, Eder oyunlarda tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Subnautica oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama gün geçmesin ki Subnautica oyunda bir aksilik olmasın. Gerçekten ben de survival oyunların bu yanından nefret ediyorum. O da şu ki ben yine size bir bölüm çektim. 35 dakikalık bir bölüm çektim. Ama o bölüm sırasında videoda bir sıkıntı oldu ama sevledik gittik. Bölümü bitirirken kaydediyoruz yani haliyle. Takdir edersiniz ki oynadığımız şeyler boşa gitmesin diye. O bölümde nükleer reaktör çubukları mı yapmadık? O bölümde bir önceki bölümden sizin verdiğiniz fikirlerle ben kapıları kaldırıp onların yerine şu duvara güçlendirmeler mi koymadım? Neler neler yaptım? Tamamen base ile alakalı inşa bölümüydü. Aynı zamanda da şu kavunların gerçekten çok güzel gıda verdiğini fark ederek hemen size şöyle göstereyim. Bir şundan bir de şundan alalım mesela. Alamıyoruz. Alamadık. Neden alamadık? Büyüyor diyor çünkü. %89 diyor. Daha %87 diyor. Büyüsün bakalım. Tamamen büyüdüğü zaman bir tanesini alıp size gösteririm aradaki farkı. Bu sırada benim yerim var mı? Yerim yok. Gördüğünüz gibi ben milyon tane titanyum farmladım. Size 30-35 dakikalık video çektikten sonra 2 saat daha kendim oynayarak bu kadar titanyum farmladım. Her şeyi yaptım. Kısmet. Bunları da artık gideceği varmış. Şuradan hemen ben plastel külçesine çeviriyorum onları. Bunları yapma sebebim de kardeşlerim hemen şuradan göstereyim. 3. seviye basınç dengelesini yapacağız. Bize 3-6 tane plastel külçesi lazım. Cyclops için 10, 16 tane plastel külçesi lazımdı. Ben de bunun malzemelerini toplamıştım. Gördüğünüz gibi bunları sizler huzurunda böyle yapmak varmış kısmette. Daha doğrusu bunu zaten birlikte yapacaktık da. Hani geri kalan kısımlarını birlikte yapamamamız mükemmel oldu. Neyse, ne yapalım? Olana çare yok. Birlikte bu upgrade'lerimizi yapıp ondan sonra önce bu bölümde C-Mod'umuzla biraz etrafta gezineceğiz. Biraz materyal arayacağız minikle. Ondan sonra asıl ciddi materyalleri arayacağım yere gideceğim. Biyomunu arayacağız. Lava biyomunu bulmamız lazım artık çünkü oranın içinden gerçekten materyal lazım bize. Oradan çıkacak kükürt materyalleri lazım. Ve ayrıca orayı da görmek istiyoruz yani. Neden görmeyelim? Geçen sefer Cyclop'umuzu upgrade etmeden oraya gittiğimiz için yani oraya mı gittik ona da emin değilim ama 900 metreden daha derin yerler vardı ve ben oraya inemiyordum. Gemi hasar görmeye başlamıştı. Bu sefer oraya ineceğimi düşünüyorum. Bu sefer umarım oraya ineceğim. Kaç tane plastel külçesi yaptık bu arada ya? Ben anlamadım. Gerçekten çok uzun bir süre oldu ve nükleer çubuklar henüz bitmedi. O nükleer çubuklar ne kadar bir sürede bitiyor acaba? Şimdi bizim kaç plastel külçemiz oldu? Bu arada kavunumuz da bitmiştir diye düşünüyorum. Kavunu da bir yiyelim. Kıyaslayalım. Ha, mermer kavunu. Fener meyvesi ama bayat fener meyvesi oldu. Bunu saymam şimdi ben. Hemen şuradan tazesini alalım. Taze fener meyvesi 5 yiyecek 3 H2O diyor. Allah Allah, bu da olgun mu değil abi? Yo, 5 yiyecek 3 H2O diyor gerçekten. Mermer kabuğunu 22 yiyecek 15 H2O diyor. Yani mermer kabuğunu asıl gıda kardeşlerim. O yüzden ben de her yere mermer kabuğunu ektim gördüğünüz gibi. Burada bir ağaç, bir soğan bıraktım mermer kabuğunu. Üst tarafta bir ağaç bıraktım süs olarak her yer mermer kabuğunu. Şuraya bile mermer kabuğunu ektim. Neyse, şimdi. Efendim bu geçen bölümde yaptığım şey var. Ha, bir de şunu göstereyim size. Geçen bölüm ben her şeyin upgrade'lerini tamamladım. C-Mod'un, Badusen'in üzerine upgrade'leri taktım. Ya kaybolan videolar beni çok delirtiyor gerçekten. Tarama istasyonunun şu upgrade'lerini yaptım. Ve bu upgrade'lerin hiçbir işe yaramadığını fark ettim. Gördüğünüz gibi mesela hurda metal taratıyorum. Hala tarıyor. Herhalde 2 saat oldu bu da tarıyalı. Orada öyle kasıldı kaldı hala tarıyor. Şuradan bakalım alacak bir şeyimiz var mı? Alacak bir şeyimiz yok. Sizin içinize ben bir şeyler bırakmıştım. Evet. Yüzey dengeleyici, basınç dengeleyici, Cyclop basınç dengeleyici, iki bilgisayar işlemcisi, plastel külçesi. Şu anda kaç plastel külçesi oldu? 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane mi? Allah Allah. Eksiğimiz var sanki. 15 olması lazımdı. Neyse sağlık olsun. Şimdi şuradan
Cyclops'un alüminyum oksit kristali, pardon. Bu materyalleri toplarken her şeyden bol bol bulduk etrafta. Cyclops'un güçlendiricisi hop bitti. Bu ne diyor? Alüminyum oksit kristali. Alüminyum oksit kristali. Evet, alüminyum oksit kristalimiz lazım. Şimdi alüminyum oksit kristali. Üçüncü seviye. Çok güzel. Plaster külçesi bir tane var, üç tane lazım diyor. Bir yerde yanlış yaptık ama nerede? Gerçekten bilmiyorum nerede yanlış yaptığımızı. Allah Allah, ben bu sayıyı ayarlamıştım ya. Nasıl becerebiliyorum bunu böyle yapmayı? Şuradan benim materyallerim vardı. Bir saniye, benim bıçağım zaten var. %55. Pardon. Doğru, bunu almalıydım. Neyi göremiyorum? Allah Allah, bir yerlere plaster külçesi bıraktım galiba ya. Ya da gerçekten sayıyı karıştırdım artık. Eğer öyle yaptıysam da artık şey yapamayacağım. Gidip malzeme toplayamayacağım. Yeter, içim dışım titanyum oldu çünkü. Evet, bir tane plaster külçemiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane daha yapabiliriz. Bir tane daha yapamıyoruz. Ya da çıkıp arasam mı ya? Aman, şimdi çok da üşendim biliyor musunuz? Dur yavrum, ne yapıyorsun? Ben bu işlemi bir yapayım ya. İnventörüm çok dolu. Ama buraya bir şeyler sığar. Gel bakayım sen buraya minik. Miniğin de üstünde zaten bütün her şeyi takmıştık. Zırhı var, deposu var. Güç verimliliği var. Üçüncü seviye basınç dengeleyiciyi taktığımız zaman minik şu anda 900 metre yeniyor. Ama maalesef miniğin inebileceği maksimum derinlik 900 metre. Şimdi kardeşlerim, iki tane tak falan diyenleriniz olacak büyük ihtimalle. Gömçert iki tane daha derine in falan diyenler. Ama şimdi sizler huzurunda bir şey göstereceğim. Şöyle geleyim de. Gayet güzel. Bak, beni ezme, beni ezme, bana vurma. Frenin yok mu oğlum senin? Frensiz memleketten mi geldin? Neden ışıkların önünü aydınlatıyor da senden görünmüyor ya? Lazer ışık mı kullanıyorsun? Hoş bulduk. Hoş bulduk kankacığım. 500 metreye iniyor. 900'de, o yüzden daha fazla inememiştik. Tokatlanmıştı kendisi. Şimdi şu upgrade modülünü taktığımız zaman derinlik 1500 metre. 10 numara şaheser. 1500'e kadar inebiliyorsak sorun yok demektir. Şuradan pili alalım. Var mı boş pil? Sana gömçereceğimiz boş pil yok. Her şey dolu. Gayet güzel. Bir bilgisayar işlemcisi de. Ha, bilgisayar işlemcisi elimizde kalır tabii. İkinci seviye basınç dengeleyicisi var çünkü elimizde bir de. Bunları ne yapalım biliyor musun? Bunların biz hepsini buraya bırakalım. Titanyum atığı bulalım bol bol. Ne yapacağım? Bunu bırakacağım değil mi? Tabii. Badusen giysisiyle işim yok. Ben kendim şimdi titanyum arayacağım orada. Evet. Kardeşlerim, etrafta biraz gezinelim bakalım. Bu ne be? Böyle bir yeri ilk defa görüyorum. Oo, ısı sinyalinin orası burasıymış. Isı sinyalinin olduğu yer burasıymış. Buraya zaten iniş varmış. Vay arkadaş, ben burayı nasıl fark edemedim şimdiye kadar? Çok ilginç. Ve bu ne? Şimdi bir saniye.
Şimdi bir saniye arkadaşlar. Ben şöyle bir oyunu kaydederim. Sakata gelmek istemiyorum. Derinlik çok. Manyetit. Hay Allah'ım ya Rabbim. Bunca zaman aradığım şey burnumun dibindeymiş ya. Manyetit hemen base'in altındaymış. Ne oluyor yavrum? Ha. Istıran balıklar var burada. Burada ıstıran balıklar var. Burada daha büyük şeyler var ha. Aslında buraya egzosuitle gelip kazmak lazım burayı da. Yolunu bulmak lazım buranın gelebilmek için. Tabii bu egzosuit versiyonu. Egzosuit versiyondan uzak duralım. O zaman biz buraya gelmişken şu manyetitleri hemen cebe indirelim. Ne demişler? Her işte bir hayır var. İyi ki orayı fark edip öyle bir inmeye çalışmışım. Buraya ne güzel de base kurulmuş ha. Vallahi mis gibi de base kurulur buraya. Bir sürü malzemen olacak. Yukarıdan aşağı doğru bağlayacaksın. İki base'i birbirine. Yalnız çok da gidip kaybolmamak lazım. Sonuçta life pod, life pod, badusen hepsi yukarıda diyor ama nerede yukarıda? Bir sürü yukarı var burada. Ben yine buralarda gezeyim. Şöyle manyetitlerimi toplayayım. Ne varmış orada? Kuarts mı bu? Yurdum kuartsı mı bildiğimiz? Evet ama bunların hepsi badusen kıyafeti için. Küçük malzemeye tövbe etmişler. Küçük malzeme çıkartmıyorlar abi. Al küçük malzeme bu. Kum mudur, tuz mudur nedir artık bilemiyorum. Lütfen küçük olsun. Evet küçük. Yalnız bizim derinlik kısıtlamamız yok. Ha şunu da hemen göstereyim kardeşlerim size artık. Şöyle. Derken bir şey bizi ısırdı, yüreğim hopladı. Allah'ın cezası ya. Artık deposu var diyecektim Seamoth'un. Sana çarpıp seni öldüremiyor muyum ben ya? Öldürebiliyorum. Ve öldürdüm de. Helal olsun bana. Ne var? Lityum. Mis gibi. Güzel güzel. Gerçekten burayı bulduğumuz mükemmel oldu. Yalnız her yerde o ısıran balıklardan var ya. Çok ayar bir durum. Yani gittiğimiz anda ısıracak, gittiğimiz anda ısıracak adamlar. Oo. Lav biyomuna da yaklaşmışız. Ya da sadece şekil olarak öyle bilemiyorum. Dur yavrum dur. Dur heyecan yapma dur. Vallahi galiba oradan niş yok. Orası sadece şekil. Sağlık olsun. Bizim kaç tane manyetitimiz oldu ya? Bayağı fazla oldu ha. Dur bakayım ben şimdi şuradan bir çıkışı bulmaya çalışayım. Bir çıkmaya çalışayım şuradan geldiğim gibi. Ne oluyor be? Ana! Burada her yer lava.
Lav bu kadar yakında mıydı ya? Arkadaşım, lav bu kadar yakın mıydı? Niye söylemiyorsunuz hiç? Beni korkutuyorsunuz yani. Lav bu kadar yakınsa bunlar... Bunlar acaba benim tahmin ettiğim şey mi? Nerede? Burada. Yukarıda diyor. Benim kıyafetler için. Hadi burada bir de kaybolayım. 10 numara. Kaybolamadım. Orada kaybolamadım. Yalnız bu arada aynı yerden çıkmadım. Farklı bir yerden çıktım. Aynen öyle. Tamamen farklı bir yerden çıktım. Şimdi buradaki yarığa gelip şey bırakmamız lazım bizim. Şamandıra bırakmamız lazım bir tane. Ne bu? Büyük otlu yerin yanındaki yarık. Tamam, ben burayı kaybetmem zaten. Orası rahat olsun, dursun öyle. Şimdi asıl derdimize gelelim. Titanyum. Sen bir titanyum musun hocam? Kesinlikle titanyumsun. Burada metal. Burada metali öyle ışık hızında topladım ki ben bile anlamadım. Araçtan indiğim gibi metali alıp geri bindim. Güzel güzel. Güzel nidalar. Bu bir hurda metal mi? Hayır. Yani böyle aç gözlü olunmaz ki ya. Simota saldırıyor hayvan. Ne yapıyorsunuz lan? Çıldırdınız mı? Başka büyük malzemelerin olduğu yere geldik. Galiba geri döndüm. Birader, ne yaptığını bir anlasam. Bu kadar işte. 4 tane daha aldık. Etti 8. Efendim, Cyclop parçası. Artık bir görüşte tanıyabiliyorum onu. Ezberledim şeklini. Şöyle etrafı dikkatlice inceleyerek gidelim. Çok güzel yapıştırdım oraya. C'ye basmaya üşendim. Şu Kelp Forest gerçekten bir şeyler görmek için en kötü yer. Çok zorluyor insanı. Evet. Beni rahat bırakır mısınız acaba? Bak, hurdayı aldı, bak bak. Bak, hurdayı aldı çakal. Şimdi kızmaca darılmaca yok. Kızmaca darılmaca yok. Hurdayı kaparım. Hurdayı bırak. Seni orada ezer, o hurda yine alırım. Bu kadar. Bence yeterli. Bu kadar hurda metal yeterli olacaktır.
Artık gidip geri kalan plastel külçelerimizi de yapalım. Ama ben o yarıktan aşağı şeyle ineceğim ya. Bizim egzo suitle ineceğim. İnat ettim. Oradan inerek bir araştırma yapacağım. Belki de çok uzaklara gitmemize gerek kalmayacak. Hop, ne güzel bindirdim. Bindire geldim vallahi. Yavrum aç kapağı. Şunları da ver bana. Mükemmel. Manyetit bize ne için lazımdı? Bu kükürtmüş. Bu uranyum ve gelişmiş kablolama setiymiş. Isı reaktör, Badusen matkap kolu. Yok bunlar değil ya. Ortak modüllerde miydi o? Basınç dengeleyici, ısıl güç verimli. Yo, Simot muydu o? Kuvars, manyetit, Simot torpido sistemi. Oo, manyetit, Simot sonarı. Badusen bu neymiş ya bu arada? Badusen'i ben yapabiliyorum. Ha yapamıyorum. Kükürt şundan dolayı yapamıyorum. Tamam. Bir daha kontrol edeyim seni. Aa, bunlardan bir tanesi gri olmuş. Bitmiş reaktör çubuğu diyor. Nükleer atık. Demek ki bir süre sonra bitebiliyormuş gerçekten. Neyse kardeşlerim, o reaktör çubuğunu çalıştıracak kadar bir materyal de olmaz ama ya. Her dakika bulunmaz ki o öyle. Yani her dakika reaktör çubuğu çalıştıracak kadar çok şey, uranyum bul ona at. O iş biraz yalan, ben size söyleyeyim. Biraz hayal ürünü olmuş. Evet, titanyum külçemizi de yapalım. Hadi yavrum. Eksik malzeme olabilir, sıkıntı yok. Yaptık titanyum külçemizi. Şuradan lityumu alayım. Al yavrum titanyum külçeni. Şimdi oradan onu plastele dönüştür. Şimdi plastel külçemiz var. İkinci düzey basınç dengeleyici yok derken, yavrum, neler söylüyorsun sen? Ya kardeşlerim, ben gerçekten bunadım. Ben gerçekten bunadım. Bunu anladım. Bir şeyleri bir yerlere koyup nereye koyduğumu unutuyorum ondan sonra. Buraya bir yere bıraktım değil mi onları? Evet. İkinci düzey basınç dengeleyici de alayım. Suları ve yemeği de alacaktım. Evet. Yok, suları ve yemeği almayacaktım. Onlar burada yedek olarak duruyordu. Hatta öbür tarafta durmasına gerek yok. Hepsini buraya koyabilirim. Getirip suların ve yemeklerin. Hava kesesi değil. Benim şamandıra yapmam lazım da. Şimdi aklıma geldi. Ben aslında birden fazla şamandıra yapıp bir yerlere bıraksam iyi olur ya. Şamandıra hep lazım oluyor. Şimdi şuradan gelelim. Üçüncü seviye basınç dengeleyici. Mis gibi yaptık. Böylece hepsini tamamlamış olduk. Şuradan bilgisayar işlemcisi için gereken malzemelerden yeterli derecede varsa olsa şaşardım zaten. Sıradan mercan örneğimiz yok. Şuradan bir bilgisayar işlemcisi daha yapacağım. Çünkü manyetitimiz de var artık. Ben de bu manyetitin şeklini bir yerden tanıyorum diyorum. Abi bu civa ya. Bu da manyetit. İkisi farklı şeyler. Ha, bana dehydration de. Bana susadın de, acıktın de. Şunları test etmek için yer arıyorum ben de. Mermer kabunu. İki mermer kabunu. Hey maşallah. Üç mermer kabunu. Dört mermer kabununda bu iş tamam. Ve buraya gelip şöyle tohumlarından hemen bir tanesiyle onu halledebiliyoruz.
Gayet güzel. Kardeşlerim, sıradan mercan örneği. Biz sıradan mercan örneğine doyamadık. Sıradan mercan örneğine de doyamadık biz. Mercan diski, gümüş falan diye MacGyver gibi adamız yalnız bu arada. Bilgisayar işlemcisini yaptığımız şeylere baksan var ya, içler acısı. Dersin ki yani bu bilgisayar işlemcisi bu kadar basit materyallerden mi yapılıyor? Hadi bir tane daha alalım da düz hesap olsun. 8 olsun. Yarın öbür gün yine lazım olur. Yok mu? Yoksa çok da ısrar etmeyelim. Şöyle dalıyorum. Yavrum, neyin eksik bana söyle. Ne istiyorsun? Kuvarts. Al sana kuvarts. Ver bana bilgisayar işlemcimi. Mercan diski örneklerini şuraya bırakalım. Manyetit ve bilgisayar işlemcisi orada bir dursun şimdi. Koşa koşa geliyorum. Koşa koşa geliyorum. Yılan o. Şuradan torpido sistemi. Mis gibi. Mis gibi. 10 numara şaheser. Babacım, şimdi senin torpido sistemin, evet maalesef bir şeyde fedakarlık etmen lazım. Güç verimliliği modülünü alayım. Torpido sistemi koyayım ben sana. He mi? Oldu mu? Şuraya da şu anda ben anladım ki bir dolap yapmalıymışız. Bu yapacağımız bir duvar dolabı olabilir şöyle. Kuvars titanyum diyor. Çünkü bu malzeme olmadı, bunu biz yer bulamadık falan dediğimiz anda oraya bırakmamız lazım. Yine titanyumlar suyunu çekti bu arada. Torpidolar mı sığmıyor? Torpidolar sığar babacım ya. Bizim hep bir altın var üzerimizde sebepsiz yere. O altını bıraksak sığar. Al bak mesela, sana da burada magnetit varmış üstümüzde çok gereksiz yere. Onu da bıraksak. Bak ne güzel sığdı. Hızlı ulaşım için ben bu akvaryumu sevdim. Tamamı akvaryumdan oluşan bir base yapabiliriz. Dolap, hatırladım. Şimdi o dolaba şunu bırakalım. Isı güç verimliliği modülü. Yavrum, senin nerene ne yapsak? Üç dediğimde ateş etmeye kalkarsam ne yapıyorsun acaba? Oo. Hasta oldum. Bildiğiniz hasta oldum. Girdap torpidosu. Yer çekiminin saptırılmasını sağlar. Şimdi tavşan vatozları çekin bakayım oradan. Bir de şu baba torik canlı, zaten şu anda bizim gemi 1500'e dalıyor. Badusen kaça dalıyor? Badusen 900'e dalıyor. Geliştirmelere geldik abi. Verdim bunu sana. Badusen 1700'e dalıyor. Abi nedir bu? Bu zırh nedir ya?
Bu arada torpidolar bitmiyor mu? Ben bir girdap torpidosu attım. Bana mısın demedi. Abi girdap torpidosu atıyorum bitmiyor. O zaman buradan gerçekten torpidoların bitmediği anlamını çıkartabilir miyiz? Peki. Sana başka yapabileceğimiz bir geliştirme daha kaldı. Güzel. Sen de deneyelim. Torpido sana oluyor mu? Hemen deneyelim de aklımızda kalmasın. Ver bakayım torpidoyu. Al bakayım torpidoyu. Almıyorsun, yere atıyorsun. Peki. Anladım. Sana torpido olmuyor. Güzel. Bunu test etmiş olduk. Şuradan torpido kolu o zaman sende kalacak. Peki sen kendi torpidolarını taşıyabiliyor musun? Bir şeye daha bakalım. Mesela sen girdap torpidonu şöyle bir al. Ben şuradan ikiniz de bir terk edeyim. İkiniz de terk ederek gideyim. Şu geminin başka ne torpidosu var? Bir ona bakayım. Seamod'dan değil, torpidolardan. Girdap torpidosu titanyum. Gaz kapsülü 2 tane ve titanyum. Gaz torpidosu. Zehirli gaz bulduysalar bu aracın torpidosu yuvasına yerleştirin. Bilemedim. Ama üstündekileri bırakacağım. Onu biliyorum. Güzel. Şimdi ortak modüller basınç, gövde güçlendirici, ısıl ve depolama. Aa bir saniye. Evet. Eminim siz de fark ettiniz. C-Mod'da bölgesel savunma sistemi polianilin bulduğumuz zaman hallederiz. Dış giysi de kükürt bulmamız lazım. Evet, şu anda gerçekten yapacağımız bir şey kalmadı kardeşlerim. Şu anda bizim yapmamız gereken şey araştırma. Şu torpidoyu bıraktıktan sonra şöyle bir gidelim. Badusen giysisinin yanına ben bir geleyim. Ona ısıl güç üreticini vereyim. Isıyı geri dönüştürüyor. Zaten bariz bunun için yapılmış bu derinlerde ısıyı geri dönüştürsün diye. Şimdi benim üzerimde torpido yok. Ama geminin kendi üstünde var. Araçtan çıkın ve torpido yuvasını yeniden doldurun diyor. Ha. Torpido bizim üzerimizde olacak. Bir saniye, bir saniye. Araçtan çıkıp torpido yuvasını yeniden doldurun diyor. Ha, C-Mod'un torpido yuvası diye bir şey var. Ha, oraya bizim torpido koymamız gerekiyor. Ve 4 tane torpido varmış içinde. Ha, şimdi oldu. Şimdi oldu. Vay enayi biz. Madem öyle bir delikanlılık yapıp şu torpido yuvasını bir kere dolduralım. Gelelim şuradan. İki kuvars daha alalım. Rezil olduk ya. Ben de diyorum ki torpidoyu atıyoruz atıyoruz bitmiyor. Tüh ya. Ne güzel sevinmiştim. Şuradan ver abi girdap torpidosunu. Ha, 3 tane yapıyormuş bir girdap torpidosu yaptığımız zaman. Bir tane doldurmuştum. İkisini bırakayım şurada. Ya da bırakmayayım. Geminin kendi envanterine koyayım. Geminin kendi envanterinden devam edelim. Şöyle diyelim. Geldik mavi torpido yuvasına. Verdik mi 3 tane torpido daha şöyle? Verdik abi. Gelelim aslanlar gibi kendi deposuna.
Eposunda da şöyle iki torpido bırakalım. Bence 10 numara şaheser oldu. Badusen giysimizde bu kazma biçme işleri için şu anda mükemmel uygun. Bütün upgrade'leri takılı. Bir kola eksik. Onun için kol taraması yapacağız. Ama yapmamız gereken şey kükürt bulmak. Oradan girmeye çalıştığımı fark edince kapatması süper oldu. Gel bakalım şuraya. Bırakmıyorum kuartz ya. Kuartz da bırakmıyorum. Hava kesesi de almıyorum yanıma. Şimdi ben şuradan şamandıralarımı yapayım. Konuşlandırılabilir. İşaret şamandıra. Bakır tel, titanyum. Bakır tel için ne lazım? Bakır cevheri. 2 tane. 6. Tam 3 tane de titanyumum kalmış. Acınacak haldeyim. Üç tane bakır telimizi yaptık. Güzel. Şimdi işaretleyici şamandıra. Vay be, oyunun başında bir kere şundan üretmiştim ya. Neydi o? Su geçirmez dolap. Şimdi fark ettim. Bir kere de birden fazla kere hatta. Abi ne eziyette o bulduğum malzemeleri hiçbir yere sığdıramıyordum ya. Bıraktım güzelim kuartsı. 3 pil fazla, bunlardan birini ben bırakırım. Şamandıralar hiçbir şey değil. Şamandıralar kalsın öyle. Şimdi gitmeden önce bir karnımızı doyuralım madem öyle. Bir slot eksik var. Güzel. Dur yavrum dur. Bir kere klikliyorum. Hemen inventory falan açıyorsun. Çok güzel. Bir tanesini patlatırsak olacak mı? Galiba olmayacak. Oldu ya. Oldu oldu. Biz bunu bırakalım. Şimdi şamandıralarımızla birlikte Bodusen zırhımıza bir binelim. Ve kardeşlerim, Bodusen zırhımıza giydikten sonra bu bölüm için burada bırakalım. Bir dahaki bölümde şöyle yine oyunumuzu kaydedeyim. Umarım bu video patlamayacak. Bir dahaki bölümde o biyomu Bodusen zırhımızla gezelim. Ondan sonra da Cyclops'umuza atlayalım. Lava biyomu arayalım ya da artık çok derinlere inebilen torpidolu gemimizle oynayalım, bilemiyorum. Artık her şeyi yapabiliriz. Seçeneklerimiz çok. Umarım video beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla destek olmayı unutmayın. Eğer benimle iletişime geçmek, her yaptığımdan haberdar olmak istiyorsanız diğer sosyal medyalardan da Twitter, Instagram, Facebook, Steam'den Dedir Oyunlar diye bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kardeşlerim. Kendinize dikkat edin.